Değerli basın mensupları. İktidarımızda bazı karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğimizi ve daha sonra mağdurlarla helalleşeceğimizi anlatmak için buraya geldim. Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz. Bunu hak etmiyoruz. Hepimiz huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Birliğimiz buna bağlı, huzura bağlı, beraber yaşamak, beraber gülmek, yeri gelirse beraber ağlamak, beraber kucaklaşmak, sevgiyi büyütmek, bütün hedefimiz, bütün amacımız bu olmalı. Bunun için buraya geldim. Değerli arkadaşlarım, karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı. Hrant Dink'in, rahmetlinin, tetikçisi hapiste. Ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı. Eğer siz karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim diye yola çıkıyorsanız, gerçek katillere ulaşmalısınız ve bulmalısınız onları. O zaman bu toplumda biz helalleşme düzeyine gelmiş oluruz, helalleşebiliriz. Değerli arkadaşlarım, Rakel Hanım'ın çok güzel bir sözü var. Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık. Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık. O derin karanlığı sorgulamazsak, üzerine gitmezsek, çetelerle, yeraltı dünyasıyla işbirliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız. Ve devletin içine çöreklenen o kişileri devletin içinden çekip çıkarmamız lazım. O zaman biz bu ülkede huzuru sağlarız. Benim bütün hedefim, bütün amacım bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak. Eğer bir miras bırakacaksak bu güzel ülkeye, o mirasım sevgi olacak ve barış olacak. Sevgiyle ve barışla hep birlikte kucaklaşacağız. Bizi kabul ettiği için Rakel Hanım'a çok çok teşekkür ederim. Acılarını biliyorum, yaşadığı acıların farkındayım. Ama o, yine az önce de ifade ettim, eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa, o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini de beraber yapacağız. Ve daha sonra bunu gerçekleştirdikten sonra da gelip burada helalleşmeyi sağlayacağız. Hepinize teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, sağ olun.